Hoş geldiniz, merhaba. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Bu Deniz yöresinin ben hep ilginç hikayeler anlatmıştım. Sen anlatır mısın bize? Aydın yöresinden, evet. Aydın yöresi. Aydın mı, Denizli mi? Aydın. Aydın yöresinden. Aslında Aydın, Denizli fark etmiyor ki. Fark etmiyor zaten de tam yeri aşağı olarak Aydın. Hindi. Yakın yerler zaten. Sonuçta bir Ege. Evet. Hindi diye başlarlar değil mi? Evet. Hindi diye başlarlar. Evet. Başlayan o hikayeyi bir anlatır mısın? Tabii ki. Olay Aydın'da geçiyor. Evet. Tahmini bundan yaklaşık 70 yıl, 60-65 yıl kadar önce. Tam 65 mi 70 mi? 70. Tamam. Yıl kadar önce. Evet. Benim yaşadığım köyde, benim çocukluğumda hatırladığım Mehmet Dede ve Fatma Nine isimli iki evet. tane nine vardı. Şu an yaşasalardı muhtemelen 110-120 yaşında olabilirlerdi. Gencecik olurlardı. Evet. Bunlar gençliklerinde tahminen 17-18 veya 20'li yaşlarda evet. 20'li yaşlarda görüşüyorlar. Evet. Köyde. Tabii o zamanın şartlarında köyde görüşebilmek şu anda şehirde olduğu gibi net bir şekilde görüşebilmek değil. Evet. Bunlar gizli gizli görüşüyorlar. Günlerden bir gün Fatma Nine'nin annesi ve babası yakındaki civardaki bir köye düğüne gidecekler. Bu yüzden Fatma Nine Mehmet Dede'ye haber salıyor. O zaman Nine değil ama. Normal. O zaman Nine değil. Tabii, tabii genç kız evet. Fatma Nine o evet. zamanlar. 20 yaşındayken tahmini haber salıyor. İşte Mehmet'e söyleyin önümüzdeki çarşamba günü gelsin bize görüşelim. Eve gelsin görüşelim. Evet. Evde kimse olmayacak. Düğüne gidecekler bizimkiler. Evet. Gel zaman git zaman çarşamba günü oluyor. Mehmet Dede muhtemelen çift sürüyor öküzleriyle. Saate bakıyor köstekli saatine. Evet. Vakit yaklaşıyor. Ve köye çıkıyor. Fatma Nine'nin evine varıyor. Yaşları 20 civarı. Bunlar görüşüyorlar. Evet. Görüşüyorlar derken tahmin edebileceğimiz en uç seviyede görüşüyorlar. Evet. Az mı çok mu? Çok. Ha anladım. Çok okay. anlamda artık görüşecek başka bir şey kalmıyor. Evet. Aradan birkaç ay geçince Fatma Nine'nin karnı şişiyor. Evet. Annesi durumu öğreniyor. Fatma evet. Nine hamile. Evet. Durumu usulünce Fatma Nine'nin babasına, kocasına anlatıyor. Evet. Kocası da tamam diyor, olgun bir şekilde, tabii endişeli, üzülmüş bir şekilde. Evet. Mehmet Dede'nin babasına haber salıyor. Evet. Bizim oraların deyimiyle, Efe'ye söyleyin, akşam kahve dönüşü bana uğrasın, bir görüşelim. Evet. Tamam, o gün kahve dönüşü, Mehmet Dede'nin babası, Fatma Nine'nin babasının evine varıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Efe, hoş geldin. Ne var yok, ne edip durun, iyi mi? İyi Efe, çok şükür uğraşıp dur işte, otur bakalım. Buyur beni çağırmışsın diyor. Seni çağırdım diyor, hayırdır diyor. Hayır Efe diyor. Şimdi lafı uzatmaya gerek yok diyor. Evet. Fatma Nine'nin babası. Söyle diyor. Şimdi Efe diyor. Fatma Nine'nin babası. Mehmet Dede'nin babası. Efe diyor. Senin dana boşanmış. Benim damı girmiş. Benim düvenin, yuların ipini koparttırmış. Evet. Bizim bunları bir hal yönetmemiz lazım. Diyor. Durumu anlaşılıyor zaten evet. köy mantığında. Ve bunları evlendiriyorlar. O günden sonra çoluk çocuğa karışık güzel bir hayat yaşıyorlar artık. Burada kastetmek istediğim özellikle o günün koşullarında köy mantığında evet. bir köylünün en fazla bilgisi, tecrübesi hayvan, hayvancılık alır, dam, yular, evet. dana, evet. düve, inek. O kültürüyle senin evet. dana boşanmış, evet. benim dama girmiş, evet. benim düvenin yuları ipeyi kopattırmış. Evet. Bizim bunları bir hal yönetmemiz, yani evlendirmemiz gerekiyor. Evet. deyip evlendirmişler evet. ve çoluk çocuğa karışmışlar. Yani sormamış orada. Ne danasına düvesinden bahsediyorsun? Yok sormamış. Bir de hani herhangi bir şekilde cinayet de işlenmemiş. Evet. Bir sorun yok yani. Olay nahoş olsa da hoş bir şekilde, olumlu bir şekilde değerlendirilip hayırlı bir şekilde neticelendirilmiş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Ya ben sabah gelirken de öyle.